Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dinleyicilerim, öfkenin zararları, öfkeyi yenmek için neler tavsiye edilmiş ayet ve hadislerde? Psikologlar öfkeyi yenme konusunda neler tavsiye ediyorlar? Bu husus üzerinde dilimin döndüğü kadar durmaya çalışacağım. Dudaklarımızın arasından dış gıcırtılarıyla çıkan sert bir cevaptan tutun da karşımızdaki kişiye fırlattığımız bir eşyaya kadar masaları yumruklamaktan, kapıları çarpmaktan tutun da yaralamaya kadar birçok alanda öfke şekli vardır. Anlaşmazlıklar, kavgalar, cinayetler, kalp kırmalar, bu tür hareketlerin çoğunda öfke hakimdir. Öfkeli kişinin karşısındaki şahıs eğer anlayışlı davranmazsa olayın boyutları bir anda büyür ve dönüş olmayan, içine çıkılmaz bir yola girebilir. İsra suresinin 84. ayetinde mealen Rabbimiz şöyle buyuruyor: herkes kendi karakterine göre hareket eder. Herkes kendi karakterini yaşar. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Tirmizi'de geçen bir hadiste ise insanoğlu farklı farklı mertebelerde yaratılmıştır. Kimisi nadiren öfkelenir, çabuk yatışır. Kimisi çabuk öfkelenir, çabuk yatışır. Bazısı çabuk öfkelenir, zor teskin edilir ki en şerlileri bunlardır. En hayırlıları ise nadiren öfkelenip çabuk yatışanlardır. Hadisi göz önüne aldığımızda öfkenin fıtri bir duygu olduğunu, bu sebepten dolayı yok edilemeyeceğini ama ıslah edilerek hayırlı yöne yönlendirilebileceğini görmekteyiz. Sinirli, kızgın, kinci, hiddetli kimselere toplumda gitgide daha sık rastlanmaktadır. Kalabalıklaşan şehirler, artan ulaşım zorluğu, geçim derdi, gürültü, ailevi meseleler, bozulan insanlar arası münasebetler, zararlı alışkanlıklar, yorgunluk, hava kirliliği, insanların öfkesini kolaylaştıran başlıca sebeplerdir. Öfkelenen insanın organizmasında pek çok ani değişiklik meydana gelebilir. Avuçları terler, kan damarları beden yüzeylerinde genişler. Bu yüzden o kişinin rengi sararır, solunum hızı, derinliği değişir. Kalp hızlı hızlı atış sağlar, göz bebeği büyür, ağzı kurur, kaslar gerginleşir, iç salgı bezleri faaliyete geçer ve kandaki hormonların miktarı değişir. Sık öfkelenmeyi önleyecek bir ilaç henüz keşfedilmemiştir. Değerli dinleyicilerim, öfke, övülen veya yerilen öfke olarak ikiye ayrılabilir. Övülen öfke din ve hak uğruna olandır. Güzel hasletlerden biridir. Bu sıfata sahip olan kimseler azmin ve gayretin gerektiği yerde akıl ve dinin emirlerine göre hareket ederler. Ama hilmin, yumuşak huyluluğun faydalı olacağı yerde de kendilerine hakim olurlar. Bu yüzden Peygamberimizin kendisinden bana az ve öz bir ameli emret diyen sahabeye öfkelenme diye tavsiyesi dünyevi meselelerle ilgili olmalıdır. Halbuki kafirlere ve ehli batıla karşı yeri geldiğinde öfkelenmek farz bile olmaktadır. Yerilen öfke ise değerli dinleyicilerim, haksız yere ortaya çıkan öfkedir. Bunun sonucunda öfke duyulan kişiye zarar verme, intikam duygusu meydana gelir ki bu da saldırganlık olarak tanımlanabilir. Burada dikkatimizi çeken husus öfke duygusunun ateşten yaratılması meselesidir. Bu vakayı öfkenin ciğerden gelen hararet, kızgınlık, kalp kanının kaynaması şeklindeki tarifiyle İslami öğretinin insanoğlunun ilk ve azılı düşmanı saydığı şeytanın ateşten yaratılması olgusu ile birlikte düşündüğümüzde ne kadar anlamlı olduğu ortaya çıkmaktadır. İmam-ı Gazali Hazretleri bu hususa işaret ederek insanda şeytana çeken bir damar vardır. Gazap ateşine tutuşan kimsenin şeytana yakınlığı artar demiştir. Şura suresinin 37. ayetinde ise Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَدِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ Sadakallahu l-azim. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar, öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar, buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Allah öfkesini yenen insanların kusurlarını affeder ve iyilik yapanları sever. Ali İmran suresinin 134. ayetine uyarak daima yumuşak huylu olmaya,
öfkesini yenmeye çalışır. Çünkü İslam'da kuvvetli olan kalım ve adalet ve pazuları bulunan değil, tersine kızgınlık anında nefsine hakim olarak dengeli ve yumuşak huylu kalmasını beceren kimsedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanları mağlup eden kuvvetli değildir, kuvvetli ancak kızgınlık anında nefsine hakim olandır buyurmuşlardır. Değerli dinleyicilerim, insan öfkenin neler kaybettireceğini bilmesine rağmen eğer kendisini teskin edemiyorsa böyle durumlarda pozisyon değiştirmenin büyük faydası vardır. Bu surette ilgi sahası değişir ve vücudu gevşer. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuşlardır. İçinizden biriniz öfkelendiği zaman ayakta ise hemen otursun, o öfke hali ondan gitmezse uzanıp yatsın buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Öfke şiddetliyse ve bu hareketle hafiflememişse en tesirli çare vücudu soğuk su ile temas ettirmektir. Suyun ferahlatıcı ve teskin edici özelliği vardır. Beden yüzeyindeki damarları daraltır, dolayısıyla kalbi rahatlatır, teri giderir, solunumu kolaylaştırır. Öfkeyi dindirmenin yollarından birisi, sevgili Peygamberimizin ifadesiyle, gazap şeytandandır, şeytan ateşten yaratılmıştır, ateş ise su ile söndürülür, biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın buyuruyor. Kızgınlığın insanlığın kalbinde bir kor olduğunu ifade eden aleyhissalatü vesselam, öfkelenen kimsenin toprağa yapışmasını tavsiye etmektedir. İmam-ı Gazali bu tavsiyeyi insanın topraktan yaratıldığını düşünmesi ve böylece huzura kavuşması olarak değerlendiriyor. Değerli dinleyicilerim, sevgili Peygamberimiz öfkeyi tedavi etme yöntemi olarak belirttiği tavsiyelerinden biri, bir diğeri de susmaktır. Bunun yanında pozisyon değiştirmeyi de tavsiye ederek biriniz ayaktayken öfkelenmişse otursun, eğer oturmak fayda vermiyorsa yatsın uzansın buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Değerli dinleyicilerim, sevgili Peygamberimizin öfkelenmesi hep Allah için olmuştur. Çünkü kendi nefsi ve çıkarları için değil, yalnızca Allah için kızıp öfkelendiğini görmekteyiz. Nitekim Allah Resulü kendi nefsi için intikam almamıştır. Ancak Allah'ın yasaklarının çiğnenmesi durumunda Allah hakkı için mücadele etmiştir. Değerli dinleyicilerim, sevgili Peygamberimizin öfkelenmesinin de rahmet olması şöyledir. Peygamberimiz birine kızmış veya hakaret etmiş olsa bile üstün bir ahlak üzere ve alemlere rahmet olarak gönderilmesinin bir belirtisi olarak o öfke ve hakaretin söz konusu kişi hakkında rahmete dönüşmesi için yine kendisi dua etmiş ve "Ya Rabbi, ben nihayetinde bir kulum ve bütün kullar gibi ben de öfkelenirim. Bu sebeple hangi Müslümana kızmış, hakaret veya beddua etmişsem onun için kıyamet günü bir arınma ve rahmet vesilesi yap" diye dua etmiştir. Değerli dinleyicilerim, sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. "Ya Rabbi, gerek hoşnutluk, gerekse öfke hallerimde daima hak sözü söylemeyi bana nasip et" diye dua ederdi. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz öfkeli bir haldeyken hüküm vermesin" buyuruyor. Kıymetli dinleyicilerim, Peygamberimiz hangi olaylar karşısında kızardı? Cehalete çok kızardı. Efendimiz cehaletin düşmanıydı. Yani Müslümanların yeterince araştırma yapmadan ve bilmeden, yani cehaletlerine rağmen görüş ortaya atarak yanlış uygulamalara sebep olmaları gelmektedir. Bu olaylardan bir tanesini Cabir bin Abdullah anlatıyor. "Bir seferdeydik, içimizden birinin başı yarıldı, yaralı kişi ihtilam oldu. Çevresindekiler yaralı olduğu için teyemmüm yapamayacağını sordu. Onlar da sen yıkanacaksın, teyemmüm yapamazsın" dediler. O şahıs yıkandı, su ve soğuğun tesiriyle vefat etti. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelindiğinde kendisine bu olay haber verildi. Peygamberimiz öfkeli bir halde, "Adamı öldürdüler, Allah da onları öldürsün. Bilmediklerini sorsalardı ya, cehalet derdinin ilacı sormaktır" buyurdu. Peygamberimizin böylesine ağır bir şekilde "Allah da onları öldürsün" ifadesi, bilmediği halde fetva vermeye kalkışanları tenkit etmesi herhalde günümüze yönelik de çok ciddi bir ikaz olsa gerek. Her gün rastgele, bilgisizce, hiçbir İslami ve insani kaygı duymadan İslam'a ait konularda diledikleri gibi ahkam kesenlerin bu öfke ve ikaza muhatap oldukları zihinlerden uzak tutulmamalıdır. Peygamberimizin emirlerine uymakta ağır davranılması Peygamberimizi öfkelendirirdi. Peygamberimizin öfkelenme gerekçelerinden bir tanesi de emirlerine uymakta ağır davranılmasıdır. Mesela
Peygamberimiz hac için ihrama girildiği bir sırada, haccınızı umreye çevirin emrine karşılık biz hac için ihrama girdik, nasıl umreye sayarız diyerek itiraz ettiler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ben ne diyorsam onu yapın demesine rağmen yine aynı itiraza karşılaşmış ve öfkeli bir halde Hazreti Ayşe'nin yanına gitmişti. Hazreti Ayşe niçin kızdığını sorunca, bir emir vermeme rağmen bana uyulmuyorsa ben nasıl kızmayayım diyerek gevşek davranılmasına kızmıştır. Vefatına yol açan hastalığı esnasında cemaate namaz kıldırması için birkaç defa Hazreti Ebu Bekir'i imam tayin etmesine rağmen eşlerinin bu konuda gevşek davranmasına kızarak söyleyin Ebu Bekir'e insanlara namaz kıldırsın diyerek gevşek davranılmasına kızmıştır. Yine fakir bedevilere yardım konusunda ihmalkar davranan sahabeye karşı yüzünün rengi değişecek kadar kızan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içlerinden birinin öncülük ederek bir kese gümüşü sadaka olarak vermesiyle sevinmiştir. Değerli dinleyicilerim, Peygamberimiz ifrat ve tefrite kızardı. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor, Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizzat işlediği ve yapılmasına ruhsat verdiği bir konuda bazı sahabeler çekingen ve çekimser davrandılar. Bunun üzerine Peygamberimiz, birilerine ne oluyor ki benim bizzat işlediğim ve yapılmasına ruhsat verdiğim bir şeyi işlemekten çekiniyorlar. Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ı onlardan daha iyi biliyor ve Allah'a karşı onlardan çok daha fazla haşyet duyuyorum. Peygamberimizin öfkelendiği, kızdığı hususlardan birisi de katılıktı. İslam dinini kişisel kanaatlere sığdırmaya kalkışan ve bu yüzden Peygamberimizi öfkelendiren olaylardan birini konunun muhataplarına Üsame bin Zeyd anlatıyor. Bir savaşta Medineli bir Müslümanla birlikte müşrik birinin peşine düştük. Müşrik yakalanacağını anlayınca hemen kelime-i tevhidi okudu. Bunun üzerine Müslüman arkadaşım onu öldürmekten vazgeçti. Ben ise o canını kurtarmak için Müslüman oldu diye düşünüp onu öldürdüm. Dönüşte Resulullah'a durumu bildirdik. Bunun üzerine Peygamberimiz öfkeli bir halde, "Ey Üsame, demek sen onu la ilahe illallah dedikten sonra öldürdün." diyerek bu sözü sürekli tekrarladı. O kadar çok tekrarladı ki ben o günden önce Müslüman olmamış olmayı temenni etmeye başladım. Peygamberimizin kızdığı konular, birincisi iman, ikincisi kısmete razı olunmaması, üçüncüsü Kur'an'a sarılmada gevşeklik, dördüncüsü ibadetlerdeki eksiklik, beşincisi zekat sadakada gevşeklik, altıncısı haramlar, helaller ve ahlak, sosyal ilişkilerde dikkatsizlik. Değerli dinleyicilerim, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her şeyden önce bir beşerdir. Bunun tabii bir sonucu olarak o da diğer insanlar gibi kızıp öfkelenebilir. Yaratılış ve risaletin hikmeti de bunu gerektirmektedir. Ancak sevgili Peygamberimizin öfkesi şekil bakımından normal insanlar gibi olmakla beraber kapsam bakımından farklılık gösterir. Çünkü o kendi nefsi ve çıkarlar için değil, Allah haklarından biri veya peygamberlik makamı gereği yahut da bir insanın Müslümanın maslahatının ihlali durumunda kızmaktadır. Zaten peygamberlik ismetine yakışan da budur. Sevgili Peygamberimiz engin rahmet ve tevazuun bir nişanesi olarak bir Müslümana kızması halinde bile bunun o kişi hakkında rahmete dönüşmesi için dua etmesi, onun alemlere rahmet olarak gönderilmesinin anlamını daha da netleştirmektedir. Sevgili Peygamberimizin öfkesinin bu vasıflara haiz oluşu bizim için en güzel örnek olarak takdim edilmesinin anlamını da ortaya koyar. Her alanda olduğu gibi burada da sünnete uyma mecburiyeti bize haksız ve yersiz öfkeyi yenmemizi ve öfkemizi kullanma sahamızı göstermektedir. Günümüzde bilinçli ya da bilinçsiz sünneti ihmal etme çabalarının temel yanlışlığı da bu konulardaki cehaletten kaynaklanmaktadır. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i bütün yönleriyle tanımayan bir bakış açısının bilmediğinin düşman haline gelmenin ötesinde sığ ve ön yargılı olması kaçınılmazdır. Bu yüzden sevgili Peygamberimizi her yönüyle tanımak, onun engin şefkatini, merhametini bilmek, Allah'ın emirlerine karşı olan hassasiyetinde ciddi olması, Allah'ın emirlerinin ihmali karşısında öfkelenmesini, yine Allah için olduğunu bilip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı her halimizde örnek almamız lazım. Rabbim öfkelendiğimizde şeytana uymadan Allah'ın tarif buyurduğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri çerçevesinde öfkemizi yenebilmeyi, yanlış iş yapmamayı bütün dinleyicilerimize, bütün dostlarımıza Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dinleyicilerim.